Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoyla daha beraberiz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Muhabbet kuşu üretimi bakımına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konu başlığı yeme düşmeye yakın muhabbet kuşlarımız var. Bunlar hakkından bahsedeceğiz. Muhabbet kuşlarımızın son durumlarını sizlere inattıracağız. Ama ağırlık olarak yeme düşecek muhabbet kuşlarımız var. Bunları göstereceğim sizlere. Salmamızdaki muhabbet kuşlarımız var. Şu keratayı ayrı bir kafese aldık. Bunu direkt salma kafese attım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 16 numarada bir tane yavrumuz vardı. Anne babası bakıcıydı. Yani bu hayvan da çok şükür yeme düştü. Kendi başına yem kırıp yiyebiliyor. Yani onu buradaki büyük salma kafese aldık. Şuradaki muhabbet kuşlarımız var. 13 numaralı kafesimizdeki muhabbet kuşlarımız var. Yani bunların da çoğu yeme düşmeye yakınlar. Birkaç gün daha takibini yapacağım. Bunların bazılarını ayrı kafese alacağız. Yine takibini yapacağız. Muhabbet kuşlarımız yem kırıp kırmıyorlar mı diye bakacağız, gözlemleyeceğiz. Evet, burada bir tane yavrumuz var. Yuvanın içerisinde bir tane yavrumuz var. Evet, iki tane olmuş. Bir tane daha yukarı çıktı. Yani bu hayvanları ben yuvanın içerisine alıyorum. Kendiler tekrardan geri aşağıya atlıyorlar. Yani hayvanlar yeme düşmeye yakınlar zaten. Bir de arkadaşlar anne baba çiftleşti. Yani anne babanın tekrardan çiftleştiğini gördüm. Annemiz Jumbo Leswick. Bakın kanadındaki desenleri, Leswick desenlerini görüyorsunuz zaten. Leswick'ler de kırmızı göz arkadaşlar. Babamız ise kremio, açık sarı kremio, kırmızı göz. Yani bu şekilde ikisi de kırmızı göz olursa biz bunlara inokanlar diyoruz. Yani iki kırmızı gözü birbirleriyle eş yaparsanız altından kırmızı göz inokanlar gelir. Mesela bir tanesi siyah göz olmuş olsaydı, spangle olmuş olsaydı altından yine parçalı renkler de gelirdi. Evet, ikisinden de inokan olduğu için yavrularımızın hepsi inokan, lutino, kremino. Evet, burada 5 tane yavrumuz vardı. Bunları sizlere tek tek göstereceğiz. Bir tanesini yakalayıp bakalım arkadaşlar. Muhabbet kuşumuzu bir inceleyelim. Evet, şu en küçük yavrumuz. Evet, gördüğünüz gibi hayvan uçuyor. Yani kerata. Uçabildiğine göre hayvan yem kırabilir. Yani yakın zamanda da yem kırarlar. Bunları ayrı kafese alırız. Evet, yeme düşen muhabbet kuşlarını erkek olarak alıp eğitimini verebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar eğitime açıklar, eğitime yatkınlar. Dişi muhabbet kuşlarını da eğitime verenler var. Ama bilmiyorum, benim gönlümden erkek muhabbet kuşlarını alıp eğitime vermek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Tabi dişi almak istiyorsanız alıp dişi muhabbet kuşlarına da eğitim verebilirsiniz. Evet, biz bunu alalım, kafesine koyalım. Biz bunu kafesine koyalım çünkü kendisine zarar verecek. Sağa sola uçuyor kerata. Evet, kanatlandı, uçuyor. Fanımız da çalışıyor. Şu fanımızı bir kapatalım. Elime pisledi ya kerata. Fanımızı kapatacağız gürültü olmasın diye. Evet arkadaşlar, burada 5 tane muhabbet kuşumuz var. Yeme düşmeye yakınlar. Sizlere böyle bir görsel güzellik sunmak için bu şekilde tüneyimizi dışarıya doğru taktık. Evet, 5 tane muhabbet kuşumuz var. Kerataları uçmayı da öğrenmişler artık. Hayvanlar uçuyorlar. Evet, sen de gel bakalım buraya. Altın sarısı muhabbet kuşlarımız. Lütfen maşallah demeyi esirgemeyelim. Sizler için elimizden geldiği kadar YouTube'da video çekmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizi destekle bulunabilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Şuraya kaşan bir tane kaşağımız var. Bunu yakalayalım. Evet, gel bakalım. Sen de şurada bekle. Evet, bunlar yeme düşmeye yakın muhabbet kuşlarımız. Bir haftaya kadar bunları yeme ayırırız. Yani bir hafta diyorum da arkadaşlar, en küçükleri bir haftaya kadar yeme düşerler. Evet. Anne babamız da çiftleştiği için, hayvanlar da büyüdüğü için çok fazla beslememişler. Bazılarının kursakları tam dolu değil. Biz bunlara videodan sonra muhabbet kuşlarımıza yumurta maması yapıp vereceğiz. Yani bu aralar biraz boşladım. Muhabbet kuşlarımıza genelde her gün mama yapıp veriyordum. Bu aralar her gün mama yapmıyorum.
Yani bir haftadır mama yapmadığımı söyleyebilirim. Sadece yavrusu olan takımlara 2-3 günde bir mama yapıp veriyorum. Yani bu ara biraz boşladık. Hayırlısı bakalım. Zaten muhabbet kuşlarımıza çok mama yapıp verdiğim için hayvanlar tembel alıştı. Tembelliğe alıştılar. Yani bize bu sene çok yavru yumurta vermediler. Evet, bunları alıp şöyle yerlere koyalım. Evet, geç bakalım buraya. Kerata, sen de gel. Evet, bizi uğraştırıyorlar keratalar. Sizi şöyle yuvanıza koyalım. Daha fazla sizlerle uğraşmayalım. Çoğunluk olarak yine erkek. Gördüğünüz gibi erkek. Maşallah. Yorumlara da maşallah diye yazarsanız hem bize destek açısından hem de muhabbet kuşlarımıza nazar değmemesi açısından güzel olur. Güzel yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani Rabbim isteyen herkese yavru yumurta versin. Rabbim cümlemizin emeklerini boşa çıkartmasın, boş koymasın. Evet, bunların anne babası tekrardan çiftleşti. Yakın zamanda yumurta yapacaklar. Yani bir hafta içinde yumurta yapacaklar. 15 numaralı kafesimizde yumurtamız var. Hayvanlar yumurta yapmışlar. Şu an ikisi birden yuvada. Biraz da salmamızdaki muhabbet kuşlarımızdan bahsedelim. Arkadaşlar, salmamızdaki muhabbet kuşları ilk tüyüne girmişler. Bakın, hayvanların kafalarında tüyler patlamış. Biz bunlara vitamin takviyesi yapıyoruz. Gervit, multivitamin takviyesi yapıyoruz. Yani yarın da probiyotik vereceğim. Haftada bir vitamin, haftada bir iki kere de probiyotik veriyorum ben düzenli olarak. Probiyotik vitaminden sonra muhabbet kuşlarımıza taze su vereceğiz. Yani sadece taze temiz su vereceğiz. Sade temiz suyumuz ise hazır su. Bildiğiniz gibi ben 2 aydır hazır su kullanıyorum. Daha önceleri şebeke suyu, yani dinlendirilmiş şebeke suyu kullanıyordum ama yani şebeke suyunu çok tavsiye etmiyorum. Zaten damacanası 20 lira, 22 lira. Yani bu fiyatlardan alabiliyoruz. Yani bize bir haftadan fazla yetiyor. Günlük olarak 1 litre su veriyoruz. Haftada 7 litre suyumuz gidiyor. Muhabbet kuşlarımızın canı sağ olsun. Canları var olsun, sağ olsun. Yani masraflarımız çok arkadaşlar. Yani sudan tutun, yemden tutun. Çok üründe masraflarımız var. Bu sene şöyle bir hatalarım da oldu. Mesela vasfı yükselterek, yani vasıfları yükselterek muhabbet kuşlarının fiyatları da artmış oldu. Mesela ben bunu arkadaşlara diyorum. Ben bunların fiyatını 300-400 TL aralığında söylüyorum. Bu bazı insanlara fazla geliyor, pahalı gelebiliyor. Çünkü bazı insanların alım güçleri azaldı. Temel ihtiyaçları, temel bakım ihtiyaçları oldu. Yani ekmekten, gıdadan, yani ekmek, gıda vesaireden temel ihtiyaçları alabiliyor insanlar. Maddi olarak biraz insanlarda zor bir sıkıntı var. Yani sıkıntılı bir süreçteyiz. Allah cümlemize ödeme kolaylığı versin, ödeme rahatlığı versin. Allah kimsenin de emeğini boşa çıkartmasın arkadaşlar. Yani yeni sezonda jumbo olarak ağırlıklı bir üretim yapmayı düşünüyorum. Yani jumbo olarak ağırlıklı bir üretim olacak. Japoneslerin sayısını azaltacağım. Bir iki takım da rainbow takımlar alacağız. Yani rainbow'ları da seviyorum. Jumbo tepeli takımlarımız da olacak yine. Haricen dediğiniz gibi jumbo üretimini de yapacağız. Bu takımlara niye yöneliyorum? Yani bizim izleyenlerimiz mesela bazen gücü yetmeyebiliyorlar. Yani örnek olarak Texas'ları 5000 liraya aldık. Yani bunların yavrusu olsa şu an yavruları 1500-2000 liradan aşağı gitmiyor. Yani izleyicilerimizin çoğu bu fiyatları verip alamazlar. Hani Texas'ları bilmeyenler de var. Bilenler de zaten gücünün yetmeyeceğini düşünerekten almayabilirler. Yani bu tarz kuşları üretici arkadaşlar alıyor. Mesela leşlikler var. Yani biz bunları tanesini 1000 liraya aldık. Şu an yani 400-500'den kimse izine bakmıyor. Yani fiyatlar da düştü. Yem fiyatları, vitaminler, her şeye zam geldi. Ama bir tek şu muhabbet kuşlarının değeri artmadı. Yani maddi manevi değerleri artmadı arkadaşlar. Manevi olarak yanımızda değerleri var. Ama bunun yanında maddi olarak değerini bulamadık arkadaşlar. Bakın bu hayvanlar tüye girmiş. Yani hayvanlar ilk tüyünü atıyorlar. Yani bilginiz olsun. Almak isterseniz bakın hala ilanda bunlar. Yani tepeli erkeğimiz var. Lutino erkeklerimiz var. Almak isterseniz iletişim yoluyla Instagram'dan, Facebook'tan bize iletişim sağlayın. Sizlere yardımcı oluruz. Çoğu muhabbet kuşlarını satıyorum. Damızlık olarak sattığım muhabbet kuşları da var. Mesela burada erkeğimiz leşlik, sarı erkek. Dişimiz ise tepeli mantolu leşlik dişi.
Yani alırsanız bunları da satıyorum. Burada erkeğimiz var mesela. Erkek kuşumuz burada. Erkeğimiz 5 aylık. Dişi kuşumuz ise 2 aylık. Yani şu an eşe hazır olmadığı için yanına atmıyorum. Yani bunu da bu şekilde takım olarak gönderim sağlayabiliriz. Yani durumları atıyoruz zaten. Instagram durumumuz da var, Facebook durumumuz da var. Yani sahiplendirdiğimiz, ücretli olarak sattığımız muhabbet kuşlarının hepsini durumlara atıyorum. İhtiyacınız varsa özelden iletişim sağlayın. Anlaşırsak gönderimini sağlarız sizlere. Evet, son olarak da arkadaşlar buradaki yavrularımızdan bahsedelim. Sizlere buradaki yavrularımızı da gösterip videomuzu da yavaş yavaş sonlandıralım. Arkadaşlar buradaki muhabbet kuşlarında bir sıkıntı var. Yani sanki ayaklarında tırnakları yok gibi. Yani tırnakları çıkmamış bunların. Hayvanlar bu şekilde sakat doğmuşlar. Yani bunu ilk defa görüyorum. Yani hayvanların tırnakları yok. Yani bazı tırnakları var. Bazı tırnakları çıkmamış. Yani Allah'ın takdiri, hikmeti. Bakın bu da aynı şekilde. Yani bunların çoğunun tırnakları yok. Ama öyle bir engel durumları yok zaten. Yani ayakları, parmakları, her şeyleri var. Sadece bazılarının tırnakları çıkmamış. Yani ilk defa böyle bir engelle karşılaşıyoruz. Sonuçta canlı hayvanlar engelli olarak da doğabiliyorlar. Yani vücut organları bazıları tam olmayabiliyor. Yani bunların da tırnakları tam oluşmamış. Yani tırnakları tam olmamış arkadaşlar. Evet, bu yavruların da durumları bu şekilde. Hayvanlar bir büyüsünler, bir şekillensinler. Yani renklerine falan yine bakarız. Sizlerle beraber inceleriz. Dişi mi erkek mi olayına da şu an girmiyorum. Muhabbet kuşlarımızın şu tavalarını temizleyeceğiz. Videodan sonra vakit olursa tavaları temizleyeceğiz. Bir de muhabbet kuşlarımıza mama yapacağız. Buradaki yavrularımız var. Anne baba yavruları beslesin diye yumurta maması yapıp muhabbet kuşlarımıza vereceğiz. Arkadaşlar videomuzu umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak destekle bulunabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, şimdilik videomuz burada bitiyor. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.